Canlı Canan'dan hepinize merhaba. Bu hafta İzmir Kemalpaşa Halilbeyli'deyiz. Köyümüzde güzelce gezmeye, görmeye, tanımaya ne dersiniz? O zaman ne diyoruz? Halilbeyli'ye hoş geldiniz. Buyurun. Şu anda Halilbeyli'ye geldik. Halilbeyli muhtarımız Sabit Şahin'le beraberiz. Merhabalar efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz biz de. Şimdi Sabit Bey, biraz bize köyümüz hakkında bilgi verir misiniz? Köyümüz aşağı yukarı 600 hanelik, 2000 nüfuslu. Halilbeyli'de geçim kaynağımız hayvancılık, genelde büyükbaş hayvan. Halilbeyli'de birinci sınıf entegre tesislerimiz, mezbahamız var. Fakat mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait işletmeciliği Halilbeyli Kalkınma Kooperatifi'ne aittir. Halilbeyli'de geniş bir alana yerleşim, 18 aşağı yukarı 18 bin dilim arazisi bulunan bir köy. En önemli özelliği Halilbeyli'nin boşnak bir köy olması. Boşnak. Bundan da aşağı yukarı 1870'li tarihlerde Bosna'dan, genelde Mostar bölgesinden gelmişler atalarımız. Fakat kabristanlara gittiğimizde daha öncelerden geldiklerini tespit edildi. Eski yazıları tercüme etmek şartıyla aşağı yukarı 200-250 senelik kabristanlarımız var. Halilbeyli'de sağlık ocağımız, ilk öğretim okulumuz, yeni bir devlet tarafından 5 katlı asansörlü olmak şartıyla yeni bir ortaokul yapıldı. Halilbeyli'de futbol sahamız, belki bölgemizde bulunmayan Kemalpaşa'da bir futbol sahamız var. Çim saha. Üstelik Halilbeyli Spor Kulübümüz süper amatörde. Kemalpaşa, Ulucak dahil bir ara süper amatörde olanlar. Şu anda onlar normal amatör takımda ama Halilbeyli süper amatörde. Halilbeyli halkı geçimi hayvancılık, ziraatla da uğraşan var. Şaraplık üzümlerimiz var. Sofralık üzümlerimiz var. Kemalpaşa'nın kirazı meşhurdur. Halilbeyli'de kiraz yok mu? Halilbeyli'de kiraz var da o kadar değil. O kadar değil. Halilbeyli'de genelde hayvancılık. Bölgenin en büyük hayvancılık köyü diyebilirim. Belki de yani Ödemiş'ten sonra en büyük gelen bir hayvancılık köyü diyebilirim yani. Halilbeyli çalışkan. Boşnak oluşumdan çalışkan bir millet. Yani köyümüzde belki görmüşsündür, şu anda birkaç tane kahve var. Ama akşam olduğu zaman herkes damına gider. Hayvanlı yemler, sabahleyin erken kalkarlar, hayvanlı yemlerler. Şu anda Kurban Bayramı yaklaştı. Kurban Bayramı'nda İzmir'den, Manisa'dan, Turgutlu'dan, Kemalpaşa'dan çok büyükbaş hayvan kestirmeye gelenler var. Burada büyükbaş hayvanları kestirmek çok güzel bir tesisler var. Her besi çiftliğinde aşağı yukarı Kurban Bayramı'nda bir veya iki gün kullanmak şartıyla büyük bir tesisler kurulmuş. Hiç el değmeden dini vecibeleri yerine getirmek şartıyla tekbirlerle kurbanlar kesiliyor. İzmir'de, Manisa'da olsun, Turgutlu'da olsun bugün bir kurbanı kestirmek dışarıda zaten yasak. Büyük rezillikler çekiliyor, görüyoruz televizyonlarda. Kurban kestirmek isteyenler buradan sesimizi duysunlar. Muhakkak Halilbeyli'ye gelsinler. Bir gelsinler, görsünler. Bugün Halilbeyli'de 2015 yılında kurbanı kestiren adam 2016 için hemen sıra kapmaya çalışıyor. Fiyatı da sormuyor. Hiç el değdirmeden sadece poşetlerle geliyorlar. Hangi saatte sıra verilirse
O saatte en fazla yarım saat. Yarım saat içinde hayvanın etlerini alırlar ve giderler. Çok teşekkür ederiz. O zaman ne diyoruz? Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlarımızı Halilbeyli'de mi keselim? Vallahi Halilbeyli'de kestirmek, yani ben İzmir'de oturmuş olsam ben gelir kestirirdim. Yani muhtar olarak değil. Ben de İzmir'de yıllarca oturdum. Ama bir gelsinler, bir görsünler. Hizmet nasıl oluyormuş? Bir görsünler bakalım. Evet, şu anda da Halilbeyli Bosna Hersek Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanımız, kurucusu ayrıca Mustafa Celep ile birlikteyiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz biz de. Önce girmeden söyleyeyim. Mustafa amcam bizi karşıladı. Mustafa amcam diyorum. Sağ olsun. O karşıladı. Onunla birlikte ilerleyen bölümlerde köyümüzü gezeceğiz, İnşallah. Tanıyacağız. Boşnaklarla ilgili kendinden bilgiler alacağız. Evet. Dernekle ilgili biraz konuşalım. Dernek kaç senedir faaliyette ve neler yapıyorsunuz? Derneğimiz şu anda daha 2 yılını tamamlamadı. İhtiyaç hissettik. Derneğin kurulması için burada bir derneğin olması ihtiyacı zuhur etti. Ve arkadaşlarla birlikte bu derneğimizi kurduk. Yaptığımız aktiviteler daha ziyade Bosna'yla ilişkileri geliştirmek, Bosna'daki, oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek, bizdeki burada yaşayan 130 sülale var. Bosna'dan göç etmiş ve bağlar tamamen kopmuş. Göçten sonra Birinci Dünya Harbi'nin meydana gelmesiyle kimse geriye dönüp ailesini bulma imkanı olmamış. Ama ancak şimdi işte bu dernekler vasıtasıyla Bosna'da, Srebrenica'da yaşanan o hadiselerden dolayı bizler Bosna'daki vatandaşlarımıza yardımda bulunmak üzere devletimize müracaat ettik. Dedi ki biz topladığımız yardımlarımızı gelmiş olduğumuz ülkemize göndermek istiyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza hizmette bulunmak istiyoruz. Ama devlet bize dedi ki siz kesinlikle böyle bir şey yapmanız mümkün değil. Ancak dernek kurarsanız, dernek kurmak kaydıyla ve biz size yer tahsis edeceğiz topladığınız yardımları. O devletin tahsis ettiği yerde toplayıp onları ancak o şekilde Türkiye devleti üzerinden Bosna'ya gönderebilirsiniz. Bu neticeden dolayı bu zuhur oldu ve biz derneğimizi kurduk. Tabii bizden önce daha birçok derneklerimiz kurdu. Şu anda İzmir'de sadece derneklerin, toplam derneklerin ferdi başına, kendi başına hareket etmemesi için bir de federasyon kurduk. Türkiye Bosna Hersek Türkleri Dayanışma Federasyonu. Ve bunun ilk başkanlığını da Fahri Konsolos, Başkonsolosumuz Kemal Baysak üstlendi. Federasyon başkanlığını her dernek seçimsiz olmak üzere, sadece bütün derneklerin oluru alınmak üzere bir derneğin federasyon başkanlığını 2 yıl boyunca sürdürmesi kararı alındı ve aynı şekilde böyle devam ediyor. Federasyon her ay veyahut da 45 gün içerisinde mutlaka bir derneğin uhdesinde toplantı yapıp federasyon toplantısını bütün derneklerin katılımıyla orada derneklerin yapmış olduğu aktiviteler, planlanan programlar, yapılacak işler orada görüşülür, karara bağlanır. Ve orada mutlaka bir şenlik yapılır. Bir pita gecesi yapılır, bir teferiç yapılır. Mesela geçen hafta biz Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyündeydik. Federasyon toplantımızı orada gerçekleştirdik. Orada o köyün de derneği var. Balkaya Bosna Hersek Türkleri Derneği. O derneğin uhdesinde teferiç yapıldı. Pitalar açıldı. Oradaki iki... Pita dediğimiz ne oluyor? Şimdi Boşnakların bir pitası var. Börek. Boşnak böreği. Boşnak böreği ama boşnak pitası. Pita ayrıdır, börek ayrıdır. Pita sinide açılır ama doğranmaz. Yuvarlak olarak toplanır tepsi içerisinde. İnşallah nasip olursa biraz sonra onun da açılışını görürsünüz, yapılışını görürsünüz.
saç altında pişirilir. Pita saç altında pişirilir. Börekse mutlaka fırında pişirilmesi gerekir. Daha kalın şekilde açılır, daha kalın şekilde yapılır. En az 10-15 yufka olur o. Ama pita öyle değil. Pita tek yufka açılır, içine içi konur. Neyli yaparsan, patatesli, etli, işte yoğurtlu, yumurtalı, nasıl yapmak istersen, otlu, ıspanaklı, değişik şekillerde yapma şansın var. Onlar o şekilde yapılıyor ve evde saç altında, evde yakılan ateş ve saç altında pişirilir. O hem daha lezzetli, daha yumuşak olur evdeki pişirilen. Peki Mustafa amcam, bir şey daha sorayım. Halil Beyli köyü olarak burada bir ilklere imza atmışsınız. Biraz evet, da onlarla ilgili konuşalım seninle. Tabii. Halil Beyli'de ilkler çok. Neler mesela? Ege bölgesinde, Halil Beyli'de ilk defa Ege bölgesinin bir tane ilki vardır temizlik konusunda. İlk defa Halil Beyli'de Ege bölgesinde çöp toplamayı bir köy olarak biz başlattık. Çok güzel. Kendi çöp aracımız vardı. Haftanın 3 günü, baştan haftanın 3 günü çöpleri evlerden toplardık. Daha sonra bunu her güne getirdik. İkinci bir ilkimiz, Türkiye'de hiçbir okulda daha bilgisayar sistemiyle eğitime geçirmemişti. Halil Beyli İlkokulu'nda bilgisayar sınıfımız vardı. Bunun yanında gene Ege bölgesinde hiçbir köyde kanalizasyon yoktu. Bizler Halil Beyli köyü olarak hem kanalizasyonumuzu yaptık, bütün evdeki foseptikler kanalizasyona bağlandı, atık sularımız kanalizasyona bağlandı. Onları arıtmak üzere de bir de arıtma tesisi kurduk. Bunu hep muhtarlık dönemlerimizde yaptık. Bunun yanında bir ilk daha yaptık. Ege bölgesinde olmayan, İzmir Çukuru'nda belki şu anda ikincisi veyahut da üçüncüsü Pınar Entegre İzmir Büyükşehir Belediyesi, üçüncüsü Halil Beyli Mezbahası. Bir mezbaha tesisi kurduk. Burası hayvancılıkla geçinen, %90 hayvancılıkla geçinen bir köy olduğu için pazar aramamıza gerek yok. Kendi köyümüzde komisyoncularımız var. Ürettiğimiz, beslediğimiz hayvanlarımızı onlara satarız. Burada kesilir. İzmir'in %25 günlük et ihtiyacını Halil Beyli karşılar. Bunun yanında Halil Beyli'de ilkler çok. Türkiye'de değil, zannederim dünyada bir başka ülkede kardeş köy edinen bir köy yok. Türkiye'de ilk biz Bosna Hersek'te Zenica'ya bağlı Gradišće köyü diye bir köy var. O köyle biz kardeş köy olduk ve oraya gittik 2013 yılında. Orada kardeş köy protokolü imzalandı. Basında da İzmir'deki basında da şey yaptı. Bakın karşıda onunla ilgili Bosna'da bir kardeş köyümüz var diye basında da dile getirildi. Kardeş köy olarak onların buraya katılımları var mı? Geliyorlar mı? İşte onlar maddi imkansızlıklar. Yani Bosna'da 92-95 savaşından bu tarafa insanlar çok büyük perişanlık içerisinde. İş yok, güç yok. Bütün fabrikalar tahrip edilmiş. Tarım yok, üretim yok, hiçbir şey yok. Yani çok az. Zenica'da ben bir fabrikayı biliyorum. 75 bin insan çalışıyordu, 3 var diye. 25 bin insan 1 var diye de çalışıyordu. Şu anda o fabrikada sadece 2 bin kişi çalışıyor. Düşünün siz sadece bir şehirde, bir Zenica şehrinde 75 bin kişilik bir iş gücü 2 bine indi. Halil Beyli boşnak bir köy. Evet. Boşnak gelenek görenekleri sürüyor mu? Nasıl? Sürdürmek için neler yapıyorsunuz? Sürüyor. Boşnak geleneklerimiz. Halil Beyli köyü halkı 1850'li yıllarda buraya göç eden bir topluluk. Sadece ve sadece tütün işlemesini bilen, başka hiçbir iş bilmeyen, Türkçe tek kelime bilmeyen bir topluluk. Ama öyle güzel bir adaptasyon sağladı ki bu ülkede, devletimiz sağ olsun onlara kucak açtı ve onları kabul etti. Yavaş yavaş kendisini geliştire geliştire biz yıllarca Türkçeyi konuşamadık. Türkçe konuşmamız yoktu.
Evde nineler, dedeler, babalar, anneler hepsi Boşnakça konuşuyordu. Ama maalesef şu anda çocuklarımız, benim çocuklarım hiçbirisi Boşnakça konuşamıyor. Unuttu. Ha işte bizim gibi jenerasyon işte 60'lı 70'li yıllardakiler biraz Boşnakça konuşuyor. Geri kalanı nakav bitti yani. Gelenekler de mi öyle oldu? Hayır, gelenekler tabii gelenekler çok daha değişik. Bizde biraz da şey oluyor, biçimsiz oluyor. Bizim Bosna'dan gelen bir geleneğimiz var. Bizde kadının çarşıda işi yok. Kadının pazarda işi yok. Evin erkeği, evin ihtiyacı neyse bütün ihtiyaçlarını evin erkeği. Bizde kadın çalışmaya gitmez. Bizim kadınlarımız hepsi evde. Ama ihtiyaçlar evin beyi tarafından hepsi karşılanır. Ve benim iftihar ettiğim bir tek şey var bu köyde, bakın. Ben 67 yaşındayım. Şu köyde bizde 4 tane boşanma hadisesi oldu, 4. Çok güzel. 2 tanesi gene geriye aynı kocasıyla birleşti, 2 tanesi ayrı. Bunun dışında ben bununla iftihar ederim. Neden iftihar ederim? Geçinme, geçim. Bizde hanıma el kaldırmak yok, hanımı dövmek yok, hanıma hakaret yok. Biz Avrupalıyız. Bir tarafımız bizim Avrupalı, bir ayağımız Avrupa'da. Onun için biz hanımlarımıza gayet sadık ve sahipleniyoruz. Bize ayıp geliyor hanımı gönderip çalıştırmak. Ama tabii şimdi devir değişti. Günümüzün şartları, çocuklar okuyor. Köyümüzden avukat var, doktor var. Hakim var, savcı var, ne bileyim, doktorlarımız var, öğretmenlerimiz var, bu çocuklar hepsi okudu tabii bunların içerisinde. Benim kızım şu anda İstanbul'da öğretmen olarak çalışıyor ve 15 yıldır çalışıyor. Bunun gibi daha birçok kız evladımız okuttuk. Herkes evladını okutmaya gayret ediyor. Biz de erkekler okumuyor. Kızlar okuyor. Kızlar okuyor. Yani her branşta okuyan bayan kız çocuklarımız var ve iş hayatına atılmış, çalışıyor. Yılda bir sefer de iki sefer de olsa geliyor, atasını ziyaret ediyor. Aile bağlarımızı koparmıyoruz. Aile bağlarımız gayet güzel. Bir cenaze olduğu zaman bu köyde hiç kimse kimseyle konuşmasa, selam vermese birbirine, cenaze olduğu zaman bütün köylü, herkes cenazede. Bir düğün olduğu zaman, bizde düğünlerde davetiye gönderme yok. Ben muhtarlıkta 27 yıl çalıştım. Buradan emekli oldum. Kimin düğünü var? Gelir bana söylerdi. Ben kahveleri dolaşırdım. Tellallık yapardım. Derdim ki işte ey millet, dinleyin. Falancanın düğünü var. Yarın bütün köylü davetlidir. Kadınıyla erkeğiyle. Kadınları... O düğün sahibi bir kadın çıkarır, bir kız çıkarır, kapı kapı dolaşır. Yarın şu saatte, öğlende veyahut da akşam yemeğimiz var. Kına gecemiz var. Kadınlar ayrı eğlenirdi. Ama şimdi onlar bitti. O davetler gene aynı şekilde devam ediyor ama bayanların eğlencesiyle. Şimdi erkekler de, genç delikanlılar da hepsi beraber. Kına geceleri öyle oluyor. Yani gelenekler, işte yemeklerimizi korumaya çalışıyoruz. Beylideyiz. Boşnak köyü olduğu için kıyafetlerimizi giydik. Şu anda da bir evi ziyaret etmek için içeri giriyoruz. O zaman hep beraber içeri girelim. Buyurun. Nasılsınız? Kolay gelsin bu arada. İyiyiz biz de. Bir anlatın bakalım bize, bugün bir ne yapıyorsunuz? Boşnak böreği yapıyorum. Hı. Bu hamurun içinde neler var? Tuz, yağ,
su, başka. İşte böyle yani yoğurdum. Yoğurdunuz. Bekletmesi gerekiyor. Bekledim. Beklettim biraz. Biraz yapılışını biraz anlatsanız bize. Ne gibi? Yani ne? Şimdi hamuru tuttunuz. Evet. Hamuru yaptınız. Ondan sonra onları belirli bir parçalara ayırmışsınız. Ha, o şekilde evet, bekletiyorsunuz. Evet. O süreci bir anlatın. Hamuru yoğurduktan sonra gitti. Kaçtı. Gitti. Şimdi sizinle konuşurken heyecanlandım. Hamur elimden gitti, kusura bakmayın. Olsun. Evet. Hamuru yoğurdum. Yoğurduktan sonra küçük beze haline getirdim. Sonra onu biraz hemen kendine gelsin diye biraz üstünü bol örttüm, böyle güneşe tuttum, böyle hani yumuşasın kendine gelsin diye. Sonra sizin gelmenize 5 dakika kala hemen bir de küçük yuvarlak açtım onları. Daha çok hani rahatlaşabileyim diye işte. Sonra patates iç hazırladım ve yapıyorum. Yani başka bir şey değil. Boşnak mıyız? Boşnak değilim. Yörüküm ama boşnakların şeyini öğrendim. Halil Beyli'ye gelin mi geldiniz? Gelin geldim. Nereden gelin geldiniz? Manisa'nın Turgut ilçesinin Çiftlikçi köyünden geldim. Boşnak. O zaman beyiniz boşnak. Evet. Nasıl boşnak, yörük, adetler birbirine uyuyor mu? Bence hiçbir ayrı bir şeysini göremedim. Aynı şeylerimizi burada da yaşadım sanki. Hiç yani yadırgamadım. Ya değişik bir şey görmedim. Aynı şeyi yaşadım yani. Hani kendi şeylerimiz nasılsa burada da her şeyi aynı gördüm. Yörük olarak boşnak böreğini nasıl öğrendiniz? İşte işin orası. Biz dolama yani olarak biliyordum. Buraya evlendikten sonra kayınvalidemden böyle üst üste olan böyle hani kat kat oluyor. Onu öğrendim. Yağsını falan hani onun nasıl ayarlanacağını bilmiyordum. Hani orada öyle yapa onun göre yani öyle alışkanlık hale geldi. Hani öğrendim yani. Mustafa amcacığım, böreğimiz pişti. Şimdi bu böreğin yeme bir özelliği varmış. Onu bir anlat bakalım bize. Nasıl yiyeceğiz onu? Bunun özelliği, bunun ortası böyle açılır. Evdeki kaynanaya, kayınbabaya, onların önüne sunulur. Ortasına da ya hoşaf komposto veyahut da bir yoğurt kasesi konur. Herkes o şekilde daldırır. Böyle eline alır. Afiyetle yer. Mais c'est tout, y'a pétrin d'affin, mais y'a, mais c'est
better to ya petren da filme ye. Ya nana, ya nane, ya nana madı keçene. Ya nana, ya nane, ya nana madı keçene. Evet Mustafa abici, şu anda Boşnak evindeyiz. Çok güzel eserler, çok güzel eskilerle ilgili çok güzel eşyalarla evet. birlikteyiz. Biraz anlatsana bize. Özellikle bu kazanlar da neler oluyor? Bu kazanlar sadece düğünlerde pilav pişirmek için ve pekmez kaynatmak için o geniş, daha dar kazan. Bu sadece şıra kaynatmak için ve kadınlarımızın çamaşır yıkamada su ısıttıkları kazanlar. O karşıdaki de gördüğünüz üzümler onun içerisinde çiğnenirdi. Bakın oluk oluk. O şekilde şirası ağzından akardı kazanlara. Dinlenir, bu kazanlara aktarılır. Pekmez yapımında o şekilde kullanılırdı. O karşıdaki de buğday dövmek için düven deriz biz. Taşlarla şeyi, samanı doğrar. Bu da yün eğirmede kullanılan, yün yapımında kullanılan bir aletimiz. Bunlar da sandıklarımız, kızlarımızın eski çeyiz sandıkları bunlar, bakın. Bunun içerisinde daha birçok eşyamız da vardı. Çeyiz eşyalar bunlar. Ya yani eskilerimizin. Bu da bildiğiniz normal yayık. Ayran yapımında, tereyağı yapımında. Şu gördüğünüz sandık, 150 yıl önce Bosna'dan gelen bir sandık. Ağacı Bosna'da ve Bosna'da yapıldı. Sahibi 94 yaşında vefat etti. Burada doğdu. Babası Bosna'dan getirdi. Çok güzel. Evet. Pekmez koymak için, zeytinyağı koymak için daha önce bakır kaplar olmadan su testilerimiz, suyumuzu onlarla taşırdık evlerde. Soğuk su içmek için. Onlar bulgur taşı. Evdeki bulgur ihtiyaçları. Şimdi şu önümüzdeki dibeğin bir hikayesi varmış. Onu da bir anlat bakalım. Bu dibeğin hikayesi 200 yıl önce Bosna'da hangi ağaçtan yapıldığını bilmiyoruz. Bosna'dan gelmiş. Burada belki binlerce kilo kahve dövüldü bu dibeğin içerisinde. Ama maalesef daha sonra diğer değirmenler çıktı, diğer şeyler çıktı. Ama biz bunu koruyoruz. Yani bizim atalarımızın yadigarı olduğu için bunu korumaya gayret ediyoruz. Karşıda gördüğünüzde Boşnak mutfağının bütün tavasıyla, tenceresiyle, bakracıyla, süzgeciyle, çanağıyla, çömleğiyle, su taslarıyla, şimdiki gibi şey tas yoktu, cam taslar yoktu. Öyle bakır taslar vardı, kalaylı. Bir sofrada bir tane tas olurdu. Herkes aynı tastan içerdi. Ama şimdi bakıyorum benim torunlarım kardeşi kardeşinin içtiği su bardağından su içmiyor. Şimdi öyle olduk maalesef işte. Bunlar işte gördüğünüz orada o leğen. Misafir geldiği zaman leğene, önüne leğen konur. İbrikle de. O gördüğün ibrikler bak, emzikli ibrikler var. Onlarla su dökülürdü, misafir elini yıkardı. Yemekten önce, yemekten sonra tekrar o ibrik yine misafirin eline getirilir. Suyu dökülür, o orada ellerini yıkar, havlusu tutulur. Misafire böyle ikram edilirdi, böyle ikramda bulunurdu. Ama şimdi maalesef... Yok diyorsun. Yok, hiçbir şey yok. Yok. Ve biz bu yokları... korumaya çalışıyoruz. Elimizdeki varları korumaya çalışıyoruz. Böyle bir şey girişimde bulunduk. İnşallah daha güzel bir Boşnak evi, daha güzel bir inşallah şeyleri koruma dernek için olarak. Dernek olarak bu çocuklarımıza emanet edelim. Gelecekteki çocuklarımıza eğer bir insan geleceğini bilmiyorsa, geçmişini bilmiyorsa geleceğini kuramaz. O mümkün değil. İnsan geçmişini bilmeli ve geleceğini ona göre teşhis etmeli, kurmalı. Derim. Sağ olasın. Umedor en el tren de muy valuque. Umedor.
şu anda mezbahanın sahibi Ahmet Bey ile birlikteyiz ve de dernek kurucularımızdan Neccar Er, Halil Bey, Ahmet Nizam. Biraz mezbahayla ilgili anlatır mısınız? Mezbahayla çiftlikle mi, mezbahayla mı? Mezbahayla, buradaki hayvanların adetlerini. Şimdi bizim köyümüz komple bu işle uğraşmakta. Şu anda kurban önü. Şu anda hayvanlarımızı kurbana yönelik olan hayvanlarımızı satışa sunduk. Müşterilerimiz geliyor. Bizim Bornova'da merkezde kasap dükkanımız da var. Oradan gelen müşterilerimize kurbanlığa yetiştirmiş olduğumuz hayvanları şu anda satım yapıyoruz. Nasıl, talep nasıl? Taleplerimiz iyi, sıkıntı yok. Fiyatlar da bu sene biraz, tabii müşterileri fiyatlar biraz zorluyor ama yapacak bir şey yok. Alışlar yüksek olduğu için fiyatlarımız bu sene biraz yüksek. En çok nereden müşteri geliyor? En çok İzmir'den müşterimiz geliyor. Satışlarımız İzmir'e. Bizim çoğunlukta müşterilerimiz İzmir'den buraya geliyor. Kesim de burada mı oluyor? Evet, kesimi de burada yapıyoruz. Gelen müşterilerimizi en iyi şekilde memnun etmeye çalışıyoruz ve hizmet veriyoruz müşterilerimize. Teşekkür ederiz. Sizden de ufak bilgiler alalım. Öncelikle Kanal 35 olarak köyümüze hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Ben Neccar Er, Halil Beyli Bosna Hersek Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği'nin kurucularındanım. Aynı zamanda başkanlığını yaptım. İşlerimizin yoğun olduğundan dolayı başkanlık görevini bırakmak bir başka arkadaşımıza bıraktık. Şu anda kurban mevsimi, tam kurban zamanı. Gelen giden insanlarımızı gördünüz, görüyorsunuz. Bizim %80'imiz hayvancılıkla geçiniyor köyümüzde. Aynı zamanda tarım ve meyvacılıkla da geçiniliyor. Şu anda kurbanlık hayvanlarımızı gördünüz. Eğer bu Kanal 35 olarak seyreden vatandaşlarımız buradan Halilbeyli'de kurbanlık ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla temin edebilirler. Sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz köyümüze. Sağ olun. Evet, köyde gezintimiz sürüyor. Şu anda iki tane tonton hanımla beraberiz. Bir tanıyalım önce sizleri. Fatma Baş. Sizi de bir alalım. Merhaba ya Bayar. Fatma ablacığım, evet. Boşnak gelenek göreneklerinden biraz bize anlatsan. Neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz? Eskiler mi iyi, şimdi mi iyi? Şöyle ufak ufak bize biraz anlatır mısın? Şimdi bana eskiyi, en iyi sorarsanız eskinin her şey daha güzeldi. Eskiden bir neler oluyordu? Eskiden saygı vardı. Bizim boşnakların gelinleri o kadar saygılı, kızları o kadar hürmetli olurlardı ki. Bilmiyorum, şimdi öyle yok artık. Hani kayınbeye, kayınvalideye onlara o kadar hürmet gösterirlerdi. Hatta kadının, boşnak kadına birine sormuşlar, yaşlı ölüyormuş. Demişler, hasret kaldığın dünyada bir şey var mı? Var demiş. Nedir o demiş? Konuşmak demiş. Çocuktum, konuşsun bilmiyorsun, sus. Genç kız oldum, genç kızlar konuşmaz, ayıptır. Evlendim, gelin konuşmaz, ayıptır. Yaşlandım, sus sen yaşlısın, bilmiyorsun artık. Yani konuşmaya hasret kaldım, o kadar saygı vardı. Ama şimdi bilmiyorum artık. Ama şimdi biraz da kadınlarımız konuşsun, kadınlarımız ses çıkarsın. Yani eskisi gibi sus pus olmasın. Vallahi bilmiyorum ama rahatlık vardı, huzur vardı, stres yoktu. Hiç kimse şimdiki gibi ilaçlar içmiyorlar. Stres ilaçları herkes içiyor şimdi. İçme insan yok. Ama ben bir uyku ilacı içmedim şimdiye kadar, elhamdülillah. Peki köyde bir neler yapıyorsun, neler ediyorsun? Köyde ne gibi yani? Ekip biçiyor musun? Ekibe biçmemiz yok. Zaten bizim boşnak kadınları her zaman erkeklerin de kıymetliydiler. Kadınların dışarıda tarlada çalıştırmazlardı. Şimdi çalışıyorlar artık, şey yapıyorlar. Kadınlar evde çocuk bakarlar, çocuk doğururlar. Erkekler dışarıda çalışır, eve getirirlerdi.
onları. Boşnak börekleri yapıyor musun peki? O boşnak böreğimiz çok meşhurdur. Yani boşnaklar yedikleri börektir. Ondan sonra kaçamak derler, biz pura deriz boşnakça onu. Onu yaparız. Kuru fasulye, o şey yufka pilavı derdik eskiden, ev makarnası. Yufka pilavı. Yani yediğimiz bunlardır, patates. Öyle gereviz mereviz bilmezdi bizim adamlar eskiden. Ya ot, ot fazla tüketilmiyor. Ekseriyette hamur işleri mi? Ama işte diyorum, şimdi artık karışık her şey tüketiyoruz. Ama o zamanları hepsi de sıhhatlıydı. Mesela şimdi diyorlar, yağlı yeme, şunu yeme. Bizim dedelerimiz sırf tereyağı yerlerdi. Zeytinyağı bilmezdi. Benim babamın dedesi gelmiş buraya, zeytin ağaçları. Odundan yağ mı olur dermiş, kesmiş ağaçları. Tereyağı onların. Peki boşnak kızlarının güzellikleriyle meşhurdur. Evet. Boşnak kızları güzeldir. Evet, evet. Peki bu kadar hamur işine göre kilolar ne oluyor? Vallahi eskiden işte hareket ediliyordu. Şimdi her şey hazır. O çamaşır yıkamak bile bir enerji sarf ettiriyordu. Evi işini yapmak enerji sarf ettiriyordu. Yani bütün işler, ama şimdi enerji sarf edilmiyor ondan artık. O zaman biraz da ablama geçelim. Ablacığım, tekrar ismini alayım. Rabia Bayar. Rabia ablam, sen neler yapıyorsun? Sen de biraz anlat bakalım. Benim bildiğim pek yok eski şeylerden. Teyze daha çok biliyor, o daha güzel oldu. Ama sen de boşnaksın. Ben de boşnaksın. Boşnak olarak neler yapıyorsun? Mesela hamur işleri olsun, ondan sonra gelenek göreneklerden hala sürdürdüğün veya yaptığın yemeklerinden bir şeyler var mı? İşte bir boşnak böreği var bizim yaptığımız. Başka bir şey yapmıyorsun. Peki gelenek göreneklerde, bu düğünlerde, eski düğünler nasıldı? Biraz da onlardan anlatsana bize. İşte hamuru da anlatayım. Rahmetli büyüğünün babaannem dedi. Şimdi diyorlar ya, mantı yapıyorlar. Küçücük bir mantı, içinde sinek kadar bir kıyma, işte bu mantı. Benim babaannem yapardı. Şöyle şu kadar yufka koyardı, onun içine bir şey köfte kadar kıyma koyardı. Onun üç kıyısını şey yapardı, tek kulağında bırakırdı. Onu kulak çorbası da olarak pişirirdi öyle. Yani ama şimdi yok, hiçbir şey yok. Düğünlerden biraz da konuşalım. Eski düğünlerde neler yapıyordu? Eskiden mesela düğün olacağı zaman ekseri şey cumartesi günü kına olur, pazar günü kız olan evine gider. İlk perşembeden başlar börekler yapılmaya. Şu sizin yediğiniz börekten 70-80 sini yapılırdı. Bunu köyün hanımları mı ortaklaşa iyi meyneci? Tabii. Herkes beraber toplanıyorlar. Yapıyorlardı onları, evet. Onlar sonra bir yere konurdu. Perşembe günü erkekler yemek bilir. O börekler işte tekrar yine ısıtılarak sunulurdu onlara. Yanına kuru fasulye pişerdi. Ondan sonra patates yemeği yaparlardı. Pilav yaparlardı. Helvası vardı. Çorbası vardı. Yani bunlar yapılırdı çok. Ama şimdi börekler artık dilim dilim konuyor artık. Ama daha iyi de oluyor, zebil olmuyor. O zaman çok zebil oluyordu. Peki boşnaklardan kız almak nasıl? Zor mu? Vallahi boşnaklar çok iyi bir insandır. Onlar erkek tarafında hiç karışmak istemezler. Ne isterlerse yapsınlar. Kendilerine yapabilirse yaparlar. Ama oğlan tarafı ne isterse, ne yapabilirse. Çünkü gidecek, o tarafa gidecek. Yani onların yani mutlu olsunlar da ne isterlerse yapsınlar. Takı falan, belirli bir takı istiyor musunuz? Vallahi bizde yok. Yok. Yok bizde. Yani bilmiyorum, ben 3 kız evlendirdim. Hiçbirisine takı diye sorulmadı. Hatta benim ilk ne zaman büyük kızımı istediler. Dediler bana, Fatma sizin adetiniz ne bu iş olursa? Ben dedim ki bizim adetimiz nasıl? Yok ki dedim. Adet dedim, 5-5'e birlik ses, yapamıyorsanız ne yaparsınız sonra dedim. Yani anlayış lazım bu evliliklerde, bu şeylerde. Ondan sonra anlaştı, onlar 5-5'lik yaparlarmış dedi. Ne yaparlarsa yapsınlar dedim ben. Oldu teyzeciğim, o zaman bize biraz da şöyle boşnakça bir şeyler mırıldansan. Senin çok güzel bir boşnak türküleri söylediğini söylediler bize. Yok, benim onu bilmiyorum be. Biraz söyle. Yok. O zaman dilinden bir şeyler söylesen bize. Şöyle boşnakça bir name olur, bir şey olur. Nasıl işte? Aya doskan projo istopla hamama koredone başçe staroga imama katu başçe stayaşe emina ibrikyo yuruci sumbule zaliva. Ya joj selam nazva, jesta komidina, neće ni da čuje, ta lijepa Emina.
Teyzeciğim, şimdi biz burada ne yapıyoruz bir anlatalım. Şimdi pura yapıyoruz, boşnak pura. Pura ne? Pura Türkçesi kaçamak diyorlar ama bizim bildiğimiz puradır. Biz puranın içinde neler var kısaca? Puranın içine şimdi su koyduk, tuz koyduk. Su boncuklaştığı zaman ununu koyacağız. Un dediğimiz mısır unu. Mısır unu. Hı-hı. Mısır ununu koyacağız. Ve kıvamını buluncaya kadar biz koyacağız yeteri kadar ununu. Kıvamını buluncaya kadar o şimdi kaynayacak, pişecek. Bayağı çok karıştıracağız onu. Boncuklaş. Ondan sonra piştikten sonra? Ondan sonra piştikten sonra onu yaylan bir tepsiye şey yapacağız. Dökeceğiz. Kaşıkla kıracağız. Alır mısın bunu? Bana şey un verir misiniz oradan? Kıracağız. Tereyağını kızdıracağız. Üstüne dökeceğiz. Sonra peynir. Üstüne dökeceğiz. Yanına da soğan. Soğansız yenmez pura. Soğan, kuru soğan, taze kuru soğan. Kuru soğan. Neden soğansız yenilmiyor pura? Ben bilmiyordum. Ben bunu benim esas boşnaktan bir boşnak naidamız var bizim. Bunlar bilirler. Buze geldi film falan çekti Hollanda'dan. Onun evinde bana o yaptı. Yedim de. Orada gördüm. Ya özellikle soğansız yenilmediğini o mu söyledi? Orada şey yaptı, bana çıkardı soğan, ben hiç yememiştim, annem rahmetli yaptı ama hiç şey yapmadım. Sonra orada verdi ve gittik annesine babasına götürdü, onlara da puradan kaldı. Oraya götürdük, babasına dedim, Nayda bana dedim soğan yedirdi şeyle dedim. Dedi pura dedi soğansız yenir mi dedi babası. Çok güzel. Evet şöyle o zaman yakın falan görelim. Şu anda koyulaşmaya başladı. Evet. Puramız. Evet. Yarısını koyayım. Ha? Yarısını yakın koyayım. Bak bayağı barda var burada şey. Meslek adı Moni. Moni kızın adı Moni'miş. Evet şu anda puramız oldu. Şu anda tencereden tepsinin içine boşaltıyoruz. Evet. Evet. Şu anda içeride bunu güzelce bulamaç halinde yaptık. Tepsiye boşaltıp kesilecek. Ondan sonra soğumaya mı bırakılacak? Evet. Şimdi biraz dinlensin. Hı. Evet. Özellikle de soğanları da yanında geldi. Pura soğansız olmuyormuş. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Soğansız olmuyor. Nayda'nın babası diyor, dedim Nayda bana soğan yedirdi purayla. Diyor, pura diyor soğansız yenir mi? Yenmez. Morali pura prız Luka. Oh, Rabia, İçinde ona... mısır unu, su, un, tuz, başka bir şey yok değil mi? Evet, başka bir şey yok. Şimdi tereyağısı konacak, peyniri konacak, yanında soğanı ısırılıp ısırılıp yiyecek. İstersen yoğurt döker. İstersen süt koyarsın, herkes öyle yaparlardı, her çeşit çeşit. Ve o kadar kıymetliydi bu eskiden, yokluk vardı bizim çocukluğumuzda. Anne pişirmiş, kardeşler kapışıyorlar. Şimdi Mustafa amcam demin bize bir hikaye anlattı. Biraz onunla da eskiyle ilgili, şimdiki yeniyle ilgili, bayramlarla ilgili. Biraz onu da anlatalım. Mustafa amcam. Evet. Eskiden mesela fakirlik vardı. Eskiden fakirlik vardı. Hem nasıl fakirlik? Yılda bir sefer. Mahsulünü kaldırdığın zaman onu sattın. Ne mahsulün vardı? Üzümün vardı veya tütünün vardı. Onu sattın, parasını aldın, borcun olan yerlere borcu dağıttın. Borcu dağıttıktan sonra kalan parayla gidiyordun. İşte evin ihtiyacı neyse, hanımın, çocukların ihtiyaçları neyse onları alırdın yılda bir sefer. Şimdi nasıl mesela? Şimdi, demin anlattığın gibi. Şimdi, biraz anlat şöyle. Hani doğum günü oluyor. Tabii şimdi ayrı. Şimdi para var yok bilmiyorlar. Şimdi doğum günü ayrı hediye. Evlilik yıl dönümü? Evlilik yıl dönümü ayrı hediye. Babalar günü ayrı hediye. Anneler günü ayrı hediye. Sevgililer günü ayrı hediye. Hepsi ayrı hediye ama para var yok yok. Kredi kartı var. Gidiyor, kesiyor, çekiyor kredi kartını. Ondan sonra kredi kartı ödenmedi mi? Al hocanın uskayı, anam kaykıldı. O oluyor. Başka bir şey yok.
Ağzına sağlık. Evet, şu anda puramız oldu. Tereyağını üstüne döktük. Evet. Şu anda tereyağla birlikte karıştırıyor muyuz onu, yoksa efendim? Öyle mi kalacak? Tereyağla birlikte onu karıştıracak mıyız? Evet, evet, tabii. Tereyağı tamamıyla içinde? Tabii, tereyağı içinde kayboluyor. Kaybolacak. Onu istersen ondan sonra yoğurt dökersin üstüne. Kim, bazısı ayran dökmek ister, ayranla sever. Bazısı üzerine peynir rendeler. Mustafa amcam, yemekler tereyağlı, evet. Hamur işleri. Evet, evet. Özellikle ağır yemekler. Boşnak kadınları nasıl, kilolu mu? Yok, gördün işte. Maşallah hiçbirisi de ayda yok. En fazla 80 kilo, daha fazla yukarıda. Fazla 80 kilo, daha fazlası yok. Yok. Ama ya iş yok, güç yok. Herkes oturuyor. Eskiden çamaşır, şimdi neden böyle karılar? Çamaşırı çamaşır makinesi yıkıyor. Bulaşığı bulaşık makinesi yıkıyor. Odayı şey süpürüyor. Makine süpürüyor. Yemeği fırın pişiriyor. Eskiden dışarıda pişiriyordu. Gidiyor geliyor mutfağa. Tuzu eksik geliyor. Yağ eksik geliyor. Suyu eksildi geliyor. Ateş biraz söndü geliyor. Git gel bir yemek pişirmek için 20 sefer mutfağa gidip çıkıyor. Avluda pişiriyor. Bacası yok, şeyi yok. Şimdi her şey Allah'a şükür. Soğan rendelecek eskiden bıçakla uğraşırdı, doğrardı. Şimdi rondo. Atıyor içine zırırtı, aşağıdan hazır doğranmış. Neye karılar 80 kilo olmayacak? Olacak. Hazır. Allah iyiliğini versin. Boşnak beylere de hanımların kıymetini bilirler. Yaşatırlar öyle de. Öyle. Evet. Karıları çalıştırmazlar sana. Daha önce de söyledim. Bizde hanımlar çalışmaz. Ha, en fazla kendi işlerinde. Varsa bağı bahçesi, üzüm kesilirken gider orada çalışan işçilere yemek pişirir. Yemek ikram ederler. Öğlen yemeğini, sabahleyin tarhana çorbası pişirilir. Gelen işçilere. Böyle. O zaman hep beraber puramızın tadına bakalım. Elbette. Dur, peynir de geliyor. Peynir üstüne rendeleyecek miyiz peyniri? Peyniri eline ufalarsın işte. Tamam. İlla rende olması, şimdi rende olması şart değil. İlla elinle de ovalayabilirsin, biraz sert peynir olursa. Teyzeciğim neler söylüyorsun, bir daha söyle bakayım, anlamadık. Nasıl? Yok, demin bir şeyler söylüyordun. Boşnakça bir şeyler söylüyordun, anlamadık. Bir daha söyle. Ha, ne dedim? Dedi anneme biraz götüreyim dedi. Mike'ıma götüreyim dedi. Mike'ımı danosim dedi. Boşnakça mı söyleyeyim? Boşnakça söyle. Ben de dedim nasıl? Allah razı olsun. Katil pamet doşla payı da dosiş. Kakuş dokazat ne znam. Kati ne znaš ništa. Hvala ti majka, nisi zaboravio majku, nisi sam jevo. Samo i majke da poneseš malo kući pure. Poželila majka, odavno nije jela pure, pa hoće malo da inezi ponese. Türkçesini söyle. Şimdi evet, Mustafa amca Türkçesini de alalım. İyi ki anneni hatırladın diyor. Annesi de burayı özlemiş, çoktan beri yememiş. Anneme de götüreyim biraz. Bizimle gelen, bizim derneğimiz yönetim kurulundan Murat arkadaşım. Varsa bir şeyler anneme de biraz götüreyim. O da özledi burayı, çoktan beri yemedi. Kendisine biraz götüreyim. O da Fatma abla da diyor ki iyi ki aklına geldi maşallah. Anneni hatırladın, Allah razı olsun. Annene de götür. O da annesine koyuyor şimdi tabağın içerisine. Yarım hava oynasana, yarım hava çalar isen kurban olayım sana. Bahçede sandık mıdır, döşemesi al mıdır? Her gelen yar sorar, yar baldan tatlı mıdır? Bahçede sandık mıdır, döşemesi al mıdır? Her gelen yar sorar, yar baldan tatlı mıdır? Misafire bırak, böyle kaşık. Alma onu. Tereyağı dökülür, peyniri dökülür, isterse yoğurtlu dökülür. Bu şekilde ikram edilir tabakta. Bu hafta Halil Beyli'deydik. Halil Beyli de sağ olsun Mustafa amcam bize eşlik etti. Çok güzel börekler yedik, puralar yedik, gezdik, köyümüzü tanıdık, geleneklerimizi, göreneklerimizi konuştuk, dertleştik. Evet Mustafa amcam, son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Son olarak benim söyleyeceğim, ben
ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı, bu fırsatı tanıdığınız için. Evvela başta sana, ondan sonra kameraman arkadaşlarıma, Kanal 35 yetkililerine, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Halil Beylik Köyü Boşnakları adına. Biz teşekkür ederiz. Bizimle çok güzel ilgilendin. Ayaklarına sağlık, ellerine sağlık. Evet Hatice ablacığım, sana da çok çok teşekkür ederiz. Pura'yı yaptın bize, tanıttın, yedik. Ellerine sağlık. Senin de son söylemek istediğin afiyet bir şeyler olsun. Var mı? Afiyet olsun, helal olsun. Ben de çok memnun oldum sizi tanıdığıma ve gördüğümde. Allah razı olsun hepinizden. Memnun ettiniz bizi. Sağ olasın, sağ olasın. O zaman haftaya görüşmek üzere. Buradan hep beraber hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Allah hoşça kalın. Güle güle. Aile fertini görsen tanımayacak seni şu an. Ama hep benim böyle. Hep böyle. Öyle bu, öyle. Öyle dolaşın. Yardım ediyor. Tabii ya. Tabii. Hamuru yoğurduktan sonra gitti. Kaçtı. Şu anda teyzemin yanı. Çakma. Oradan o çakma verecek mi? O tavır göre. Yarın hava, yarın hak, yarın hava, yarın hak.